Selamlar gençler, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Dismantle'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun bir aranın ardından tekrar bir aradayız. Şimdi öncelikle dünkü yayınla alakalı konuşmak istiyorum. Belki birçoğunuzun, belki de hatta hiçbirinizin haberi yoktur. Çok az bir kişinin haberi vardı. Dün akşam ben bir canlı yayın denemesi yaptım. Nasıl oluyor, çalışıyor mu, çalışmıyor mu, sistem nasıl oluyor gibisinden bir deneme yapmak istedim. O yüzden dün akşam gece şöyle bir gibi falan bir yayına girmeye çalıştım. Bazı arkadaşlarımız vardı, 5-6 kişi falan yayını gördüler yani. O yüzden bilenler vardır ama ben daha önceden de demiştim hatırlarsanız. Hani benim mikrofonum çok kötü olduğu için ses çok kötü geliyordu. O yüzden şey yapmadım yani, o yayını çok uzun tutmaya çalışmadım. Daha deneme amaçlı zaten yaptığım için. Sonrasında koymayayım diye düşünüyordum kanala ama dedim bir hatıra olsun. Sonuçta ilk defa yaptığımız bir şey. Yani mükemmel olması ya da çok iyi olması mümkün olmayacaktı zaten. Ya ben sesin zaten kötü olduğunu biliyordum. Dediğim gibi hep filtreden geçirip size sunuyorum render alıp. Şimdi öyle bir şey yapmadığım için sesin kötü olacağını zaten biliyordum. Şu an yani bugün şu anda ben bu kaydı çektiğim sırada yükleniyor şu an kanala o video canlı yayın yaptığımız. Şimdi dedim bir de o bölümün devamı olsun bu da. Çünkü görüntü kalitesi de çok iyi değil. Bir de dediğim gibi ses de falan iyi olmayınca çok keyifli bir izleme şeyi olmuyor. Uzun zamandır da yoktum. Hani o videoyu izleyen çok az kişi olacaktır ya da belki olmayacaktır diye ben ufaktan bir açıklama da yapayım. Uzun süredir yoktum biliyorsunuz. Çünkü çok fazla iş vardı. Yani ben ne kadar korona olsa da dükkanlar her yer kapalı olsa da evden çalışmaya devam ediyorum. Tasarım işleri oluyor çünkü. Zaten freelance olarak internetten yapıyordum öncesinde de. Virüsten önce de yani. Hala da o yüzden benim için değişen bir şey olmamış oldu. O yüzden iş yoğunluğum bayağı fazlaydı. Bu sebepten dolayı bir süredir hiç videolara bakamadım. Ama işte vakit buldukça şimdi tekrardan bir başlayayım dedim. Dediğim gibi bu sürede bir de render diyorum ya. Bir de canlı yayın denemek istedim. Gel abicim sen şöyle dışarı. Tamam. O da yani başarılı oldu. Dediğim gibi sadece sesten dolayı çok şey olmadı. Onu da bir mikrofon alıp çözeceğiz. Aa, bu arada mikrofon demişken de mikrofon tavsiyeniz varsa gençler dinlemek isterim. Yani hangi mikrofon iyi, tecrübesi olan ya da böyle mikrofon kullanmış bilen birileri varsa şöyle çok pahalı olmayacak şekilde 300-500'ü yani 500'ü geçmese çok iyi olur. Bu tarzda bir mikrofon bildiğiniz varsa kullandığınız tavsiyenizi dinlemek isterim. Yeni bir mikrofon alıp bu şekilde canlı yayınlara da başlayıp daha keyifli olur diye düşünüyorum. Benden şimdilik bu kadar yani anlatacaklarım bu şekilde. Oyunumuza dediğim gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki o canlı yayın olan bölüm biraz hani onu izlemeyenler için ondan önceki bölümde arasında biraz kopukluk olmuş olacak. Biz birçok yeri keşfettik o videoda. Şöyle hatta haritadan ufak da bir bakalım. En son şu yukarılarda bir yerde kapatmıştık. Ben o canlı yayında şu aşağıdaki istasyonun olduğu yerlere gidip buradaki röleyi de aktif ettim. Burada mezarlığın içine falan gir. Şurada bir mezarlık vardı. Bu mezarlığın içine falan girdik. Elimizde ip tasarımı açıldı. O ipi tasarlayarak aşağıya halat yardımıyla iniş yaptık ve orada değişik şeyler keşfettik. Bilginiz olsun. Şimdi bu bölümde de diğer röleyi açıp gitmemiz gereken noktalara ufak ufak erişeceğiz. Tabii ondan önce biraz daha malzeme toplamamız gerekiyor. Ha, bu arada bir de çantayı da güçlendirdik. Bir önceki bölüm yani canlı yayın yaptığımız bölümde çantamızı da güçlendirdik. Bilginiz olsun. Şu an için durumlar böyle. Hemen şuradan biraz içerileri dolaşalım. O burada ne varmış? Ha, baharat var, tamam. Burada pişirebileceğimiz domates falan hiçbirini pişiremiyoruz galiba, değil mi? Aynen. Neyse dursun bakalım. Buradaki malzemeleri paramparça edelim hemen. Aslında çantamızı bir daha güçlendirme yapabileceğiz gibi duruyor. Güzel olabilir. O aşağıda da bir şey var. Buzdolabı mı? Aynen. Buradan da yiyecek çıkabilir. Oo. Güzel yiyecekler çıktı. Çok yiyecek yapıp kullanmadığım için sıkıntı olmuyor da. Biraz lastik bulmamız lazım. Crowbar'ı güçlendirmek istiyorum aslında. Şu aşağıda ne vardı? Bir de şuralara bakalım. Bunu kıramıyoruz. Buradan biraz seramik toplayalım. Seramik de bizim için önemli.
Güzel. Şimdi bu demiri alsak aşağıda da bir demir var. Yani mantarı sanırım mantarı atabiliriz ya. Mantar bir dursun abi. Şu demiri de alalım. Tamam, demir bizim işimize yarar. Tamamdır. Şimdi şu yukarıya hemen malzememizi bırakalım tekrardan. Uyku tulumunu açtık bu arada. Canlı yayın yaptığımız sırada. O yüzden burada mesela şu an hafif hava kararmaya başladı. 20:19 olmuş saat. Hemen buraya girip biraz uyuyabiliriz. 6 saat, 8 saat uyursak bence gayet uygun olur. Hem böylelikle gündüz olur. Hem de uyuduğumuz zaman iyi dinlenmiş bonusu alıyoruz. Bu dinlenme bonusu bizim için çok daha iyi oluyor. Aslında biraz daha şey yapabilirdik ya. Şu crafting kısmına girelim. Şu sol tarafta kısmı açtık. Şimdi buradan yeni yapabileceğimiz pek bir şey yok. Bunlar dursun. Gear'larımızdan upgrade edebileceğimiz. Bir tek şu çanta kaldı. Çantayı da kumaş bulduktan sonra tamamlıyoruz artık. Aslında biraz daha uyuyabilirmişiz ya. Gece tam olmadı. 6 saat daha uyusak sabaha kadar sanki olur. Bizim gitmemiz gereken nokta tam şu an karşıya baktığımız nokta dümdüz. Gece de olsa ufaktan koşturalım ya. Şu eleman uyanmadı. Hemen şuna vuralım. Güzel. Aa, diğeri uyandı ya, tüh. Bunlara tek vuruş yapabileceğimiz bir zaman da gelecektir herhalde ama şu an için yapamıyoruz. Hemen şöyle şu elemanı arkadan vurabilirsek. Çok güzel. Şu duydu mu bizi? Tüh ya. Nereye gidiyor? Biraz kafayı yedi o. Neyse. Kafayı... Ha şey... Geyik buldu herhalde. Geyiğe saldırıyor. Neyse biz şöyle koşturarak yukarı doğru çıkalım. Şurada bir eleman var ama. Neyse bunu indiririz ya. Oo, burada büyük de varmış ya. Bu olmasaydı iyi olacaktı. Neyse bununla vakit kaybetmeyelim ya. Şöyle koşturarak biz devam edelim abi yolumuza. Şurada zaten bir kamp ateşimiz var. Hemen buraya malzemelerimizi bırakalım. Tamam, buradan devam edebiliriz. Burayı falan keşfettik işte geçen. Güzel oldu yani baya. En son yeni yaptığımız şapkadan dolayı şu an bunlar bizi fark etmesi baya geç oluyor. Yani yanından geçmediğimiz sürece neredeyse fark etmiyorlar bile. Hemen kaybetti bak. O yüzden güzel bir güncelleme oldu bizim için şapka. Hemen buradan yeni malzememizi alalım. O naylon çok gerekli değildi aslında ama. Güzel. Bu yukarıda ne var? Buraya bir okuyalım. Buraya bir şey yapılıyormuş. İlkokul yapılıyormuş da. Ortaokul mu, ilkokul mu oluyor? Tamam, şurayı kendimizi kilitleyip o şekilde dövüşelim bununla. Dışarıdan bir şey gelmesin. Buradaki malzemeleri toparlayalım. Aslında aşağıda güzel malzemeler var gibi. Ta buradan oraya ses gidiyor mu ya gerçekten? Yani bizi duymasalar çok daha iyi olacak aslında bunların ama. Zaten kapılarımız kapalı ya, sıkıntı olmaz herhalde. Güzel. Şurada güzel şey var. Lastik var. Bu lastikleri toparlayabiliriz. Oo, bu eleman gördün mü bizi? Abicim oradan bizi görmeseydin ya. Biraz daha gelsin şöyle de. Tamam. Şu anda rahat indiririz bunu. Güzel. Şu lastik kısımlarını ben almak istiyorum. Crowbar'ı bir önce güçlendirirsek hem kırılabilecek daha fazla materyal elde ederiz. Çünkü bazı noktaları kırmamız için biraz daha fazla damage'e ihtiyacımız var. Şu an geçmemiz gereken bazı noktalar keşfettik. Oralara şu aşamada gidemiyoruz. Oo bak, burada radyo varmış. Bu radyoyu falan dinlesek güzel olur. Şunları kırarak girebiliriz sanırım. Tamam. Şu yaratık büyük olan gelmese aslında sıkıntı olmaz da. Gel gel. Gel abicim sen buraya. Tamam. Yukarıdaki gelmeden hallederiz diye düşünüyorum ama bu abimiz de sanırım gelecek peşimizden. Şöyle arkasından gidelim.
Oo, burada crafting table varmış. Şu radyoyu bir dinleyelim bakalım. Ada düşüşe geçti diyor. Adayı kaybettik diyor da. Biz kendimizi kaybetmeyelim. Birbirimize sahip çıkalım gibisinden. Eleman güzel güzel şeylerden bahsediyor. Tamam, orayı hallettik. Şu yukarıda hala malzeme var. Bu yukarıdaki malzemeleri aslında alabiliriz. Şöyle yapalım. Burayı şöyle kıralım. Onlara ses gidiyor mu? Gidiyor biraz ama çok sıkıntı olmaz galiba. Güzel. Şimdi lastik çok az kaldı. Lastik biraz daha bulursak geriye seramik kalır sadece. Şu elemanı indirmek istiyorum. Gel abicim, biraz bu taraflara gel. Daha rahat kapışalım seninle. Duvara mı vurduk biz orada? Oo, sıkıştık. Heh, gel abi gel. Biraz daha şöyle açığa doğru gel de rahat rahat dövüşelim seninle. Üzerimizde bıçak olsa mesela şu an biraz daha rahat savaşırız da böyle biraz daha uğraştırıyor yani. Oo, bayağı yaktı. Biraz şöyle uzağa gidelim. Bir hap içelim de azıcık canımız kendine gelsin. Mesela bu noktada işte yiyecek falan kullanırsak daha uzun süreli sanırım kendimizi iyileştirebiliyoruz. Acele etmediğimiz sürece indiririz de. Daha bandajımız falan da var ya. Sıkıntı olmaz. Canımızın azalması. Tam arkadan böyle geçirmek istiyorum. Şöyle güzel. Hadi be. Çok seri indirdik. Tamamdır sonunda. 600 XP kazandık ama. Yani bu 600 XP kazana kadar bayağı uğraştık. Ne, en azından lastik noktasında şeye ulaştık yani. Şuradan bir lastik alırız abi. Çok güzel. Şu elemanı da indiririz aslında. Bu arkasını ne zaman dönecek? Aa, buradan dönmüyormuş arkasını. Burası tam eğik duvar değilmiş herhalde ya. Ondan da olabilir az önce. Şöyle hemen şurayı kıralım. Bak, 30'a yükseltmen lazım diyor buralar için. Heh, tamam, şu anda aradaki yerden alalım. 3 tane daha seramik bulursak bu iş olur. Seramik noktasında burada aslında bayağı da güzel lastik varmış ya. Gelmişken buradan biraz daha lastik alabiliriz. Şöyle lastikleri alalım. Kauçuk, gerçi bunların da neyse, lastik desek çok fark etmez herhalde. Güzel, demir de bulmuşken alalım. Şunlardan demir çıkmıyordu galiba değil mi? Şey, diğer aynen parça metal çıkıyordu. Şu kırılabilir mi acaba? Tüh. Ha, burada da lastik var. Hemen şuradan da alalım. Güzel. Tamam, bayağı çıktı. Şu arkada bir lastiğimiz var ama buraya girmek için buraya giremeyiz galiba. Neyse, burası kalsın. Güzel, aşağıda tahtalar falan var ama kalsın onlar da ya, boş ver. Güzel, bayağı malzeme toparladık. Hemen şöyle devam edelim abi. Şimdi biz en yakın şu sağ tarafta bir şey var. Yani oraya gitmek mantıklı. Şu an bu kadar malzemeyi yolda düşürmek sıkıntı olabilir bizim için. Burada da keşke önümüzde yaratıklar olmasaydı. Allah Allah, bu yaratıklar biz gelirken de var mıydı acaba? Şöyle kenardan kenardan koşarsak herhalde görünmeyiz ya. Buraya tamam, şöyle çaprazdan girersek aynen bütün malzemeleri bırakalım. Çok güzel oldu. Şu an biraz seramiğe ihtiyacımız var. Bak, şuraya giremiyoruz şu an. Çünkü 35 seviye vurmamız gerekiyor. Ona vuramadığımız için şu an giremiyoruz ama zamanla onu da halledeceğiz. Yola devam edebiliriz o zaman. Şu an için yapacak pek bir şeyimiz kalmadı.
Tamamdır. Şuradan koştura koştura gidelim abi. Şimdi kamp ateşine girip de buradaki yaratıkların tekrar yenilenmesini istemiyorum. O yüzden girmedim. Şöyle biz sakin sakin gidebilirsek yeni yaratıklar keşfetmeden. Buralar biraz tehlikeli. Bu eleman bana doğru mu geliyor? Ha yok tamam. Yavaş yavaş dönerek gidiyor. Sakince arkasından gidelim biz de. Güzel. Yeni bir level atladık. O çok güzel. Burada kamp ateşi de var. İşte bu ya var ya. Demek ki azıcık daha gitsekmişiz. Şey olacakmış yani. Bulacakmışız burayı. Güzel abi. Burada radyo falan da bulduk. Şimdi şu aşağıda lastik falan var. Bizim seramiğe ihtiyacımız var. Şurada banyo, tuvalet var mı? Var. O zaman biz bu eve girersek çok güzel olur bizim için. Buranın arkadan girişi var mı? Yok. Buradaki elemanla her türlü kapışacağız o zaman. Şöyle kapışmaya başlayalım. Oo bize çok fena vurdu. Baya bu kadar güçlü vuruyor muymuş ya bunlar? Tamam güzel. Burayı hallettik abi. Hemen ilk önce ben seramiğe geçiş yapmak istiyorum. Şu seramikleri alırsak bir an önce crowbar'ı yükseltmek istiyorum. Daha rahat etrafa zarar verelim. Sanırım buradan çıkan seramik bizim işimize görecektir. Çok güzel. Tamamdır. Şu an için hallettik. Buraya bir dinleyelim. Herkes en yakın zamanda güvenli bir şekilde transfer edilecektir diye bir yayın yapmışlar. Nereye transfer edilecek, nereye gideceğiz hiç bilmiyorum ama şunu takip etmeyi bırakabiliriz. Hamburger tarifi bulduk. Tamam, bunlara gerek yok abicim şimdi. Ortalığı bir yakıp yıkalım iyice. Bu elemanlar buraya giremez zaten. Tahtaları aslında almasak diyeceğim de alalım ya boş ver. Şimdi kamp ateşine girince her yer yenilenecek. Bari girmeden önce bir an önce toplayalım da ne kadar çok toplarsa bizim için o kadar kar şu an. Çok güzel. Bu arada canlı yayın yapmaktan ben bayağı keyif aldım. Yani izleyenler için tabii o kadar keyifli olmadı mı malum. Ses kötü olunca ama şu ses problemini çözdüğümüz zaman eminim çok daha keyifli vakit geçireceğiz hep beraber diye düşünüyorum. Yayınlarda özellikle yani etkileşimli olmak çok daha keyif verici olacaktır. Özellikle mesela bu oyun biraz daha sıkıcı tarzda denilebilir. Yani böyle biraz etrafı yağmalamakla boş boş geçiyor gibi görünüyor. O yüzden buraları biz mesela etrafı yağmalarken bir yandan chatte muhabbet ederiz falan. Gayet keyifli vakit geçiririz diye düşünüyorum. Önceden planlı bir şekilde genelde akşamları herhalde olur diye düşünüyorum. Sizlerin de müsait çoğunluğun müsaitlik durumuna göre vakitler belirleyerek arada böyle yayınlar yapabiliriz. Güzel olur diye düşünüyorum. Güzel bayağı elektronik parça da bulduk. Şu yatağı da parçalayalım. Bak kumaş bizim işimize yarayacak. Kumaşları falan alalım. Aslında palayı da güçlendirmişiz ya. Var ya biz pala... Ama işte şimdi biz levyeyi güçlendirdiğimiz zaman pala bizim için biraz daha ikinci planda olmuş olacak. İkisi de aynı anda güçlenmiş. Yani bir de birinin malzemesini kullanınca diğeri artık yapılamayacak hale gelecek. O yüzden bizim için sıkıntı. Oo burada yeni bir elektronik parça daha çıktı. Bunu... Neyse kamp ateşimiz yakın zaten ya. Bu arada biz bir önceki bölümde yani o canlı yayın olduğu bölümde bir yeni özellik aldık kendimize. Bu yeni özellik sayesinde sıradan nesnelerin yani şu gri olarak görünen sıradan nesneleri iki kat daha fazla depolayabiliyoruz. Normalde bir malzeme aldığımız zaman üzerimize bir tane kutu doluyor ya. Bunları aldığımız zaman gördüğünüz gibi yarım yarım kutular doluyor. Böylelikle çok rahat etraftan bol bol malzeme depolayabiliyoruz. Bunları üzerimizden atmamıza gerek kalmadan. Bu bizim için büyük bir avantaj. Şuraları da kırsak aslında çok tatlı olacak. Aslında var ya burada bir etrafta şey bulsak. Masa böyle crafting masası bulsak var ya çok rahat ederiz şu an. Oo buradan lastik de çıktı. Normalde kılıç gerekiyordu sanki oranın içine ama. Tamam güzel. Bu arabaları da kırınca çok daha güzel olacak. Hemen şöyle yapalım abi. Şuradan malzemeleri bir depolayalım. Ondan sonra buradan tekrar almaya gelelim. Güzel. Şu iç tarafta da bazı malzemeler var. Onları da alalım. Çok güzel. Elektronikler
çok ender bulunan yüksek teknoloji ekipmanlar diye söyledi bize. Yani güzel, böyle yüksek teknoloji ekipmandan olması gayet iyi bizim için. Hemen girelim abi. Ve buradan ekipmanımızı güçlendirelim derken level atladığımız için şimdi ne alabiliriz? Çiftçilik yeteneğimiz, bitkilerin büyüme hızını arttırabiliriz. Etraftan malzeme toplaması %25 şansla, yani hatta toplamda bunu verirsek %50 şansla bir materyali topladığımız zaman 2 kat, yani %50 şansla ikinci bir malzeme daha çıkmasını sağlayabiliriz. Yani etraftan ne topluyoruz? Mantar, yumurta falan, bu tarz şeyler topluyoruz ya, bunları toplarken daha fazla çıkabilir. Materyal toplama slotunu arttırabiliriz ya da hızlı öğrenen. Biz sürekli hızlı öğreneni veriyoruz. Yine ben öyle yapacağım. %40 daha fazla hızlı öğrenecek özelliğimiz olsun. Şimdi buraya girmeden önce, öncelikle malzeme güçlendirmeden 24, 24'ten 28'e. Yani ya maçete güçlendirmek çok daha mantıklı gibi geliyor bana ama neyse, crowbar'ı şimdilik güçlendirelim. Bu full oldu artık. Bundan sonraki hedefimiz maçete. Şurayı hemen kapatalım. Bandaj. Bandajları yükseltebiliyormuşuz ama bunun için kumaş gerekiyor. Kumaşlar bizim için önemli. Şu an dursun. Bir de cooking board. Tamam. Şimdi bu böyle dursun. Ben şöyle bir şey yapacağım. Şu envanterden hap kullanıyoruz ya zaten. Hap dursun. Ha, zaten fırlatma bıçağını almışız üzerimize. Tamam. Fırlatma bıçağı yok diye sanıyordum ben de. O yüzden kullanmıyordum hiç. Şu an gayet iyi oldu. Şimdi üretebileceğimiz şeylere bakalım. Burada enteresan bir cam üretebiliyoruz. %50 şansla bir şey araştırırken çifte malzeme çıkmasını sağlayabiliyormuşuz. Yani bu da aslında mantıklı olabilir. Lockpick bak bizim için önemli bir malzeme. Lockpick için araştırma yapalım. 3 tane de demir bulsak aslında yapıyormuşuz ha. Bunu, bu kolay. Bunu yaparız. Ha, bir de Link Tower. Bak bu da çok önemli. Bu da bizim için önemli. Yaratıkların tekrar şey olmasını, respawn yani tekrardan ortaya çıkmasını engelleyen bir malzemeymiş bu. Bunu yaptığımız zaman. Bu bizim için gayet önemli. Bu iki malzemeyi şu an öncelikle bulmamız lazım. Bu ikisini ekledik şu an araştırma noktasına. Bir de şok emici var burada. Bunu yaptığımız zaman da dodge atma hızımızı %10 arttırıyor. Yani tamam, dursun, çok da şey değil. Güzel abi, şu an buradan ayrılabiliriz. Bence şu an bayağı yeni şey yaptığımız özellikler çok güzel oldu. Buradan yeni malzemelere hemen toparlayalım. Şu elemana şöyle çakalım abi. Gel gel. İki vuruşta indiriyoruz artık. Çok güzel. Şuranın kapısını bir kapatalım. Şimdi sırayla burayı indirmeye başlayalım. Artık leveli de atladığı için levyenin çok daha fazla materyal kırabiliriz diye düşünüyorum. Mesela şu çamaşır makinesi kırsak var ya, süper olur. Hadi, hadi be. Hala kıramıyoruz. 35 level olması lazım diyor. Şey, damage'inin 35 olması lazım diyor. Şu an hala 28'de olduğu için yetmiyor. Machete ile falan mı kıracağız? Ya da belki çekiç falan olabilir oyunda. Bilmiyorum, şu an öyle bir teknoloji keşfetmedik. Bir de ben aslında çantayı da güçlendirmek istiyorum da. O da son seviyesine girecek. 5 kumaş daha bulmamız lazım tabii. Oo, buradan demirimiz çıktı. Bir demir daha bulursak lockpick yapacağız. Aslında lockpick, yani Link Tower mu lockpick mi? Hangisi daha önemli olur acaba? Oo, güzel, buradan yiyecekler de çıktı. Yani bazı noktalara girmek için lockpick gerekiyor. Özellikle başlangıç noktalarında ama sanki şu Link Tower özelliği de bizim için bayağı işe yarayacak gibi geliyor bana. Buralarda kırmadığımız bir şey kaldı mı? Aslında varmış, dur. Abicim sen bize öyle vurmasaydın iyiydi ya. Üzerine niye bunu şey yaptık, rolling yaptık, yapmasaydık iyiydi. Neyse, güzel, şuradan artık lockpick'imizi aktif hale getirebiliyoruz. Ama dediğim gibi ben öncelikle şey toolkit'i yapmak istiyorum. Bunu yaptığımız zaman daha bizim işimize yarayacak diye düşünüyorum. Şimdi burada başka ev falan yok galiba. Malzemeleri koyalım. Hala düz devam etmemiz gerekiyor şu noktaya doğru. Şunun arkasından sakince gidersek. O arkada başka eleman varmış. Neyse, o bizi görmez herhalde ya.
Çok güzel. Şunları kırabiliyoruz mu? Yangın söndürücüleri kıramadık. Burada bayağı malzeme var. Şu şeyleri hala nasıl açacağımızı bilmiyorum ben ya. Çok da araştırmadım aslında. Belki internette muhakkak yazıyordur da nasıl şey yapılacağı, halledileceği. Şunu arkadan dolanabiliriz sanırım. Çok güzel. Burayı da hallettik. Burada şişko yaratık var. Bu şişko yaratık olmasa çok iyi olacakmış aslında. Bizim demire ihtiyacımız var biraz. Demir. Bu demir mi? Güzel, demir külçe veriyormuş. Bir adet daha demirimiz olduğu zaman bu iş hallolmuş olacak. Seramik çıkması çok hoş oldu. Şurada bir yaratığımız var. Burada ne var? Burada patates, buğday falan varmış. Güzel. Burada iki tane yaratık var. Aslında bunlara arkadan girebiliriz. Gelin gençler. Gel 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 gel, şöyle geniş alana doğru gel. Burada rahat bir şekilde indiririz sizi. Şuna bir tane ve buna da bir tane. Bir dinleyelim bakalım burada ne diyormuş. Büyük dağ yanıyor. Büyük işte gemiler batıyor falan bir şeyler dedi ama böyle enteresan bir şiirimsi havada söyledi. Biraz gizemli. Burada nasıl basılı tutarak şey oluyor? Şuraya kilitlendi ya. Bu niye kilitlendi abi oraya? Ona, aşağıdaki yaratığa kilitlendi şu an karakter. Oraya nasıl kilitlendin ya? İlaç içtik. Neyse. Oraya kilitlenmesen şu an çok iyi olacak. Neyse, kırdık her yeri. Şuradaki malzemeleri de basılı tutabiliriz herhalde artık. Tamam, şu an çözüldü. Kılıç kollu bayağı sıkıntı ya. Güzel, şu an toolkit'i yapabiliyoruz artık. Hemen dönüp onu yapmak istiyorum. Maçeteyi de aslında güçlendirebilirmişiz. Ama birini yaparsak diğeri yine gidiyor. Ya bunlar böyle şey olmasa çok daha iyi olacak ya. Yani birini yapınca diğerini yapamıyoruz artık. Şu klimayı sökebiliyoruz mu? Oo güzel, buradan elektronik parça çıkar. Derken naylon çıktı sadece. Niye? Aslında elektronik parça klimadan çıkması lazım değil mi ya? O bayağı seramiğimiz oldu bu arada. Bu iyi bizim için. Çünkü seramik bayağı şu an işimize yarar hale geldi. Tamamdır. Burayı da paramparça ettik. Şu aşağıda neler var? Buranın kapısını kapatalım. Eleman biraz orada takılsın dışarıda. Buğday ve patates çıktı buradan. Güzel. İşimize yarar buğdayla patates. O iki vuruşta neredeyse kırıyoruz artık. Ha, var ya şey olarak levye güçlenince çok güzel oldu yani. Şuraları da hallediverelim abi. Şu buzdolaplarını falan da kırabileceğimiz vakit gelince çok daha güzel olacak. Tamam, şu an için bu kadar. Kırabiliyoruz ortalığı. Tahta bayağı toparladık. Hemen malzemelerimizi koyalım. Şuradan biraz lastik toparlayalım. Şimdi şu malzemeleri alalım abi tekrardan. Bunlar kaçmaz yani. Bu kadar güzel malzeme bulmuşuz. Maçete değil de toolkit'i şu an güçlendirsek çok daha iyi olacak gibi. Diğer malzemeyi de bulursak yaparız artık. Hemen şimdi crafting'e gelelim ve toolkit olayını aktif hale getirelim abi. Çok güzel. Tamamdır. Artık bunları üzerlerine entegre ettiğimiz zaman yaratıkların tekrar doğmasını engelleyeceğiz. Bu bizim için avantaj olur. Gerçi XP kaynağımızı da yok etmiş olacağız ama artık olsun, o kadar sıkıntı değil. Şimdi şöyle sol tarafımıza doğru gittiğimiz zaman yeni bölgeye doğru ilerleyeceğiz. Şöyle yapıştıra yapıştıra gidelim abi. Kılıç kolluya görünmeden gitmek istiyorum. Şu eleman bizi görmez herhalde. Çok güzel. Wow, burada biraz kalabalık ortam. Şu kenardan gidelim. Oo, burada baya etrafta kesilecek ev var. Şu eleman bizi görmeseydi ya. Tüh, o eleman bizi görmese iyiydi. Buradan iyi, buradan geçebiliyormuşuz. Oo, burada aslında var ya, güzel şey çıkar ya. Kumaş.
Buradan güzel kumaş çıkar abi. Şuradan kırıp dökelim. Şu eleman buraya mı geliyor? Aynen buraya geliyor. Bu elemanı arkadan indireceğiz ama şu şeyi bir dakika telefonu sesini hemen kısalım. Şimdi şu elemanı arkadan bak sıkışmışken oraya. Hadi tamamdır. Onu da hallettik. Çok güzel. Hemen şuradaki malzemeleri de gelmişken kırıverelim. Elektronik parça lazım olacak. Tahtaları şu an kırmayacağım. Seramik işimize yarar. Bunlardan kumaş değil de dur. Şundan kumaş çıkıyor. Bunu alalım. İki tane kumaş çıkması lazım bundan. Aynen büyük yataktan iki tane kumaş çıkıyor. Bir tane daha kumaş bulursak çantamızı direkt güçlendirebiliyoruz. Yani bence şey yapalım ya. Geriye dönelim. Kamp ateşine doğru dönelim. Çok da gelmemişiz. Hazır gelmemişken. Burada koltuk var. Şu koltuktan çıkabilir. Yatak da var burada. Çok güzel. Buranın içine nereden girebiliriz? Şu yan tarafta kapı varmış. Bu noktadan gidersek aynen. Şöyle buna yapıştıralım abi. Çok güzel. Şimdi şurada yatağımız var. Buradan yataktan alalım abi kumaşlarımızı. Tamamdır. Artık çantayı güçlendirebiliyoruz. Şimdi artık onlar bizden korksun abi. Onlar düşünsün artık bakalım. Şu arada bir şey var mı? Cam varmış sadece. Biraz daha seramik alabiliriz gelmişken. Bu neydi? Bu metal parça. Çok gerekli değil. Şurada var biraz. Aslında demir de halledebilirsek demiri. Şu anda yani palayı da güçlendirebiliriz. Palayı güçlendirmek işimize yarayabilir. Yani avantaj olabilir bizim için. Levyeden daha güçlü yani pala. O yüzden güç ne kadar çok güçlendirirsek o kadar iyi bizim için de. Bu ne? Bunun küçük tost makinesi gibi bir şey. Şunları alalım. Aslında yaprakları atıp yiyecekleri falan alabiliriz de. Elektronik parça önemli. Alalım. Tamam. Şu an için bu kadar yeterli. Şuradan çıkalım abi. Oo. Testere var burada. Testere. Şu aradan geçersek tamamdır. Şu yan tarafa da aslında girmek istiyorum da. Malzemeleri koyduk. Madem bu kadar şey yaptık, o zaman sırt çantasını da güçlendirelim. Sırt çantasını da son seviyeye alalım. Tamamdır. Bundan sonra artık bunu da takip etmeye gerek kalmadı. Şu an bayağı durumumuz iyi oldu. Bundan sonrası bizim için level'e adıkça sandığımızı yani karakterin üzerindeki şeyi güçlendirebiliriz. Şu elemanı tekrardan yapıştıralım. Güzel. Oo, bu eleman bizi görmese çok iyi olacaktı ya. Şöyle kenardan koşturarak kaçalım abi. Hoppa. Bunlar bizi görmez değil mi? Oo, burada yaratıkların arasından geçiyoruz. Şimdi bu role yukarıda mı aşağıda mı orayı çok anlayamadım. Yeni bir araziye sanki giriyoruz gibi şu an. Burada sarmaşıklar falan var. Çok enteresan yerler burası ya. Şöyle yukarı doğru gidelim bakalım. Burada herhangi bir yaratık yok galiba. Oo, burada bir tane daha sandığımız var. 24 saniye önce kilitlenmiş bu. Ne demek abi bu? Şimdi şu alana girmemiz lazım bizim. Bu alana şu an için girecek bir nokta. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Oo, burada yaratık var. Oo, bu arkadaki fena. Burada yaratığımız var. Buna buradan gireceğiz. Tamamdır. Buraya. Biz buradan geçtik zaten. Biraz arkadan dolanmak gerekiyor demek ki buraya. Bu elemanı indirmek istemiyorum ama ben bu elemanla uğraşmak istemiyorum. Zaten elimizdeki levyenin gücü en yüksek silahımız yani şu an. Buraya belli ki şu aradan gideceğiz. Gelin abi gelin. Sizlere sıkıntı yok yani siz gelebilirsiniz. Tamam şu arkadaki de gelsin. Gel abicim sen de.
Heh, şöyle yumruk atmaya çalış bize sen. Güzel. Burayı da hallettik. Şimdi buraya buradan gireceğiz. O büyük amcamız bizi görmeyecek şekilde ilerleyelim mi de. Şu ikisinin arasından gidersek bunlar bizi görmez. Şuna yapıştıralım. Kimse duymadı değil mi? Çok güzel. Bu peşimizden geliyor. Şuraya doğru gidersek bunu alırız. Çok güzel. Bu hala bizi duymadı. Tamamdır. Bu elemanı indirebilirim. Yani elimizdeki aletle hoplaya hoplaya indirebiliyoruz. Ama boss canavar hükmüne geçtiği için biraz şu an dalaşmak istemiyorum yani. Oo, bizim yaratık burada var. Şöyle arkadan sakince geçelim. Tamam, kimse bizi görmesin. Buradaki röleyi aktif hale getirelim abi. İşte bu. Artık tahliye bölgesi aktif hale geldi gençler. Şu sağ taraftaki bölgeye gidebileceğiz. Tabii şu an bizim ışınlanma teknolojimiz açık ama Link Kulesi'ne gitmemiz lazım. Buraya direkt ışınlanabilmek için. Şu an bize en yakın Link Kulesi de ya şu sağ taraftaki ya da şu sol taraftaki. Hem bölgeyi keşfetmek için belki sol taraftakine falan gidilebilir. Burada patlatılabilecek malzemeler var. Bayağı da toplanabilecek malzeme varmış aslında burada. O zaman gençler şimdilik burada kalalım isterseniz. Biraz güzel dolu bir bölüm oldu yani. Umarım videodan ve bölümden keyif almışsınızdır. Artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kaldığımız yerden devam edelim. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.